İlki 19. yüzyıl Kuzey Irak'ta bulunan çivi yazım özelliği olan yazıtların çevirisi yapıldıktan sonra Sümerlerle ilgili bilgiler edinmeye başlanmıştı. 20. yüzyılda ise bulunan yazıtların tamamı okunmuş lakin bildiğimiz dinsel ve tarihsel tabuları ters yüz edebileceği korkusuyla o dönem kısmi olarak bilgiye sansür uygulanmıştı. Çağımız araştırmacı bilim insanları Sümerlerle ilgili edindikleri bilgilerden bu uygarlığın seviye olarak zannettiğimizden daha ileri olduklarını ve bu uygarlık insanlarının köklerinin daha derinlerde olduğunu artık rahatça söyleyebiliyorlar. Bu ileri seviyeli uygarlıkla ilgili bazı araştırmacı bilim adamları biraz daha ileri giderek bilim kurgusal anlatımlarla değişik düşüncelerini ortaya atmışlardı. Bu araştırmacılar inançların yeryüzünde ilk oluştuğu tarihte Sümerlerin yazıyı, sanatı, hukuku, tarımı, gök bilimini Mezopotamya'ya getirdikleri dönemde inanç önderleri olan Anunnakilerin bu dönemde dünyanın dört bir yanına yayıldıklarını iddia ediyorlar. 1922 Azerbaycan Bakü doğumlu, 2010'da vefat eden Rus asıllı Amerikalı arkeolog Zecharia Sitchin ise Sümerlerin ileri uygarlık buluşlarını yapmadan önce insanlardan daha üst düzeyde olan varlıkların uzaydan dünyaya geldiklerini, bunların isimlerinin de Anunnakiler olduğu iddiasında bulunmuştu. Bu kuramı onaylayan Amerika Tulane Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Michael Zimmerman Anunnakileri kastederek eğer güneş sistemimize bizden önce ve bizden daha ileri düzeyde varlıkların geldiklerini göz önünde bulundurursak tarihi algılarımızı ve nereden geldiğimizi tekrar yeniden düşünmemiz gerekir diyor. Sitchin gibi araştırmacılar delil olarak 4500 yıllık silindir damgalarda göksel varlık olduklarına inandığım Enlil, Ninlil, Enki ile ilgili damgalara kazınmış resimleri ve anlatılan doğaüstü öyküleri gösteriyorlar. Bu damgada ilginç olansa güneş çekim düzeninin günümüz biliminin kabul ettiği konuma göre resmedilmiş olmasıydı. Ortada güneş ve aynı yörüngede bulunan ve etrafına dönen 9 gezegen, yörünge dışında 2 ayrı gezegen ve önde Enlil, arkasında Enki'nin Tengri Anu huzuruna çıkışlarını gösteren kabartmada Enlil'in önünde bir de 12. gezegen bulunuyordu. Zecharia Sitchin gibi araştırmacılara göre 9 yerine damgalara 12 gezegenin kazınması onlara göre Nibiru isimli bir gezegen var olduğuna ve 3600 yılda bir dünyanın yakınından geçtiğine delildi. Sitchin'e göre eski zamanlarda Mars ve Jüpiter arasında Tiamat isimli bir gezegen daha vardı. Nibiru isimli bu meşhur gezegen 400 bin yıl önceki geçişinde Tiamat'la çarpışmış, parçalanan Tiamat gezegeninden dünyamız meydana gelmişti. Bu çarpışmadan hasar görse de Nibiru belli bir zaman diliminde güneş düzeni çekim alanına giriyor. 3600 yılda bir dünyanın yakınından geçmeye devam ediyordu. Anunnakiler olarak isimlendirdikleri gelişmiş üstün zeka seviyeleri olan uzaylı göksel varlıklar dünyaya bu dönemde inmişler. Zeka seviyeleri düşük olan insanları çoğaltıp kendi genlerini vermişlerdi. Sümer damgalarından edindikleri bilgilerle düşüncelerini savunan bu insanlar, kuramlarında Sümerlerin bilimsel ve dinsel olarak bu denli gelişmiş olmalarını, Nibiru gezegeninde bulunan üstün varlık Anunnakilerin dünyaya gelişleriyle başladıklarını iddia ediyor. Anu, An, Tengri inancının dünyaya yayılmış olmasını ve pagan diye adlandırılan inançlarda da etkilerinin görülmesini Anunnakilerin diğer bölgeleri de istila etmiş olmalarına bağlıyorlardı. Bu insanlara göre enlemesine geniş yörüngesinde diğer gezegenlerin aksine ters yörüngede dönen Nibiru, 3600 yılda bir güneş düzen yörüngesinde dönen gezegenler devranına giriyor ve dünyanın yakınından geçiyordu. Dünyanın yakınından geçen bu gezegenden üstün özelliklere sahip üstün varlıklar dünyaya iniyorlar, dünyada kaldıkları süre içerisinde insanları uygarlaştırıyor, bilim öğretiyor, neye inanıp inanmamalarını öğütlüyorlardı. Gerçekten buna benzer olgular Sümer yazıtlarında anlatılmakta. Bu insanlara göre dünyadaki insanları da bu üstün varlıklar var etmiş veya çoğaltmışlardı. Sümer yazıtlarında dünyada insan yokken dünya dışı varlığın veya varlıkların insanları yarattığı yazılmış olmasından yola çıkan, biraz da bilim kurguyla romantizm katan bu insanların iddialarında gerçeklik payı yok da değil.
Sümer yazıtlarında bu varlıkların dünyaya defalarca gelerek insanları bilgilendirdiği yazması, Zecharias için ve Zimmerman gibi insanlar için Anunnakilerin Nibiru'dan tekrar dünyaya geleceklerine delildi. Babililerle okyanusların tuzu ve dünya oluşumunu oluşturan madde anlamında kullanılan Tiamat sözcüğü, kök olarak Sümerce ti yani yaşam ve ama, ana, anne sözcüklerinden gelmekte. Sümerce olan bu sözcüklerin birleşiminden yaşam ana anlamı çıkıyor. Babililerden Tehom olarak Tevrat'a da giren Sümeri Tiamat sözcüğü bu inançta uçsuz derinlik, sonsuz felaket anlamına geliyor. Babil anlatımlarında genç tanrılarla savaşta kocası Apsu'yu kaybeden Tiamat tekrar yaşamı ele geçirmeyi deniyor, lakin Enlil engel olup evreni kurtarıyor. Daha sonra Marduk rüzgar oklarıyla Tiamat'ın boğazını kesiyor. Sonra da Tiamat'ın bedeninin alt kısmıyla dünyayı, üst kısmıyla da gökyüzünü yaratıyor. Ön Türk Sümer kökenli olan Babil anlatımının izlerini Tevrat Yaratılış 1-2-3 bölümünde de görmekteyiz. Tevrat anlatımında dünya karanlık ve sonsuz felaket içindeydi. Tanrı, Elohim yani tanrılar nefesleriyle yükselen suları durduruyorlar. Dünyayı bir felaketten kurtarıyorlardı. Bu anlatımı daha bir derli toplu olarak Musa'nın Kızıldeniz'i ortadan yarması, İsrailoğullarının rahatça denizi geçişi ve Mısır ordusunun boğulmasıyla sonuçlanan İsrailoğullarının Tanrı tarafından kurtarıldıkları öyküsünün anlatıldığı Tevrat İsa'ya 11-15 bölümünde de görüyoruz. Eski yazıtlar ve Tevrat'ta anlatılan göksel savaş imgeli bu efsanevi yaratılış öykülerini Zecharias için gezegenler ve evrenin oluşumu olarak algılıyor ve gerçek anlamda evrenin yaratılışı ve gezegenlerin oluşumu olarak kitaplarında anlatıyordu. Tengri inancının dinsel anlamına göre An-Nu-Na-Ki tümcesinden sonsuz maviliğin tek hakimi olan An ancak yeryüzünde temsilciler seçer anlamı çıkıyor. İnançsal anlatımlarda An'ın gönderdiği göksel varlıklar insanlara uyulması gereken kuralları Ki'ye, yeryüzüne, Kire'ye yani küreye inerek söylüyorlar. İslami anlamda bir nevi vahiy ediyorlardı. An'ı sadece gökyüzü olarak okuyan belki de işlerini öyle geliyordu. Siccin gibi insanlar Sümerce Anunnaki tümcesini gökten gelenler olarak çeviriyorlar. Oysa tümcenin başındaki An sözcüğü Sümerlerde sonsuz maviliğin tek hakimi, yaratıcı mutlak varlık Tengri anlamına geliyor. Siccin kuramını savunan insanlara göre Anunnakiler gezegenlerinde ihtiyaçları olan altın gibi yaşamsal ihtiyaçları olan madenleri dünyadan çıkarabilmek için genlerini vererek uygarlaştırdıktan sonra köleleştirdikleri insanları Güney Afrika'daki madenlerde çalıştırmışlardı. Siccin'in dayanağı olan bu görüşü Sümer yazıtlarında şu biçimde geçiyor. Tanrı'nın altında olan büyük göksel varlıkların günlük hizmetlerini gören işçi Gigiler, işlerinin yoğun olmasından dolayı okyanusların ve bilgeliğin kanı olan Enlil'den yardım istiyorlar. Enlil ölmüş bir göksel varlığın kanıyla yoğurduğu topraktan Gigilerin yükünü hafifletmek için insanı yaratıyor. Ölmüş Tanrı kanından yaratıldığı için insana tanrısal zekanın oluştuğuna inanılıyordu Sümerlerde. İnsanın benzer yaratılış öyküsünü eski ahit Tevrat'ta ve Kur'an'da da görmekteyiz. Tevrat'ta Tanrı insanı çamurdan yaratmış, burnundan da kendi ruhunu üflemiş, can vermişti. Kur'an'da ise Allah insanı çamurdan yaratmış, kendi ruhundan üfleyerek can vermişti. Bu insanlara göre düşünen insan anlamına gelen bizim gibi Homo sapiens ve başka bir insan ırkı olan Homo Neandertallerden önceki insan ırkı olan Homo Erectus'leri çoğaltan bu seviyeye gelmemizi sağlayan Nibiru gezegeninden gelen Anunnakilerdi. Gerçekten de öyle miydi? 13.8 milyar yıl önce büyük patlamayla başlayan evren oluşumunda 4.5 milyar yıl önce gezegenler 3.8 milyar yıl önce dünyada yaşam oluşmaya başlamıştı. Siccin gibi Nibiru'nun Tiamat'a çarpmasıyla dünyanın oluşumunu savunan insanlara göre bu çarpma sonucundan hemen sonra hava boşluğu, oksijen, su, mineral ve madenlerin oluşmasından hemen sonra yaşam oluşmaya başlamış ve Nibiru'nun 3600 yıl sonra tekrar geçişine kadar Homo Erectus'ler dünyaya yayılmışlardı.
Oysa belli bir sürecin geçmesiyle oluşan yerkürede yaşamın oluşumu bu kuramın pek doğru olmadığını gösteriyor. Dünyada yaşam oluşmasını sağlayan ve bedenimizde de taşıdığımız yaşamsal mineral ve enzimlerin uzaydan gelmiş olduğu gerçeği olsa da bu kuramda birçok soru yanıtsız ve askıda kalıyordu. Üstelik yaşam oluşmasını sağlayan maddeler Tiamat gibi bir gezegenden değil, süpernova, yıldız-güneş patlaması sonucu dünyaya yüz binlerce yıl süren toz ve göktaşı yağmurlarıyla gelmişti. Ömrünü tamamladıktan sonra ağırlaşan ve büyüyecek olan güneşimiz patlayacak ve yaşadığımız evren yok olacak. Fakat patlayan güneşimizin başka bir gezegende yaşam oluşumuna ihtiyaç olan maddeleri toz yağmurlarıyla vereceği için yaşamın başka gezegenlerde devam etmesi bu bilgilerden edindiğimiz ihtimaller arasındadır. Çünkü dünyamızdaki yaşamda patlayarak yok olan bir güneşten gelen maddelerle oluşmuştu. Tarihte 1930 yılında keşfedilmiş olarak geçen Plüton gezegenini Sümerler 4500 yıl öncesinde damgalarına kazımış olmaları doğruysa bu gerçekten ilginç. Üzerinde durulması gereken bir bilgi. Teleskopların keşfedildiği 17. yüzyıldan önceki tarihte insanların Mars, Venüs, Jüpiter dışındaki gezegenleri çıplak gözle görmelerinin imkansız olması Sümer damgalarındaki gezegenlerin resmedilmiş olmasını daha da ilginçleştiriyor. Sümerlerin Uranüs gezegeni ile ilgili verdikleri bilgiler günümüz bilim bulgularıyla neredeyse aynı. Oysa Sümerler zamanında teleskop yoktu. Sümer yazıtlarında Uranüs gezegenine bir cismin çarptığı yazılı. Uranüs'e bir gök cismi çarpması sonucu yörüngesinin değiştiğini NASA da doğruluyor. Sümerler Neptün gezegeninin yeşil mavi olduğunu yazıtlarında yazmışlardı. Çağımız insanı ise daha yeni yeni öğreniyor. Sümerler Uranüs ve Neptün'ün varlıklarını biliyor olma ihtimali gerçekten de ilginç. Oysa bu gezegenlerin keşif tarihi olarak 1781 ile 1846 yılları verilmekte. Güneş'e en uzak gezegen olan Plüton'un bir gezegen mi veya büyük bir göktaşı mı olduğu hala günümüzde tartışma konusu. 2006 Prag'da bilim insanları Plüton'un çok küçük olmasından dolayı gezegen konumundan çıkartarak yeni bir tanımlama olan Plütoid ismini verdiler. Bilim kurgu üzerine odaklanmış Sitchin gibi insanların niteledikleri üstün varlık Anunnakiler yani Annunna tümcesi anlamına ters düşmekte. Çünkü bu tümcenin anlamından yerin, göğün ve sonsuz maviliğin tek hakiminin ancak Tengri olduğu anlamı çıkıyor. Tek hakim Tengri'ye vurgu olan bu tanımlamadan çoğul tanrılar çıkarmak imkansızdır. Anlaşılıyor ki Sitchin Yahudiliğe atıfta bulunarak çalışmalarını kurguluyor. Konularında uzman olan Kramer, Landsberger gibi Sümer tarihi ve dili uzmanı astrologlar, sonsuz mavilik anlamına gelen Annu sözcüklerini en büyük tanrı, diğer varlıkları ya alt tanrılar ya da An, Anutu, Anu'nun emrinde olan göksel varlıklar olduklarında hemfikirlerdir. Bana göre Sitchin gibi Sümer inancını araştıran bu insanların bulgularında gerçeklik payı var. Lakin bilimsel verilere sırt çevirip ve yanlış açıdan baktıkları için gerçeği bütün olarak görememişlerdir. Ya da kendilerinden söz ettirmek için bilinçlice aksi kuramları savunmuşlardır. Bir maymun türü olan şempanzelerle %98 ortak gen taşıyan insan gen yapısı M.Ö. 1 milyon yıllarında var olmuş, varlıkları M.Ö. 300 binli yıllarda son bulmuş başka bir insan türü olan Homo erectus'lere gensel olarak daha yakındır. Fakat 3-4 bin yıl önce insanları dölledikleri için genlerini değiştirenler oldukları iddia edilen Anunnakilerin hiçbir gen izine rastlanılmamıştır. Bilimsel gerçekler olan bu veriler bize Sitchin ve Zimmermann gibi insanların kuramlarının doğru olmadığını gösteriyor. Sitchin'e göre güneş düzeni içinde olan çok egzantrik merkeze çok uzak ters yörünge izleyen bu gezegen 3600 yılda bir dünyanın çok yakınından geçiyor. Her geçişinde denizlerin taşmasına, tufanlara hatta kutupların yer değiştirmesine neden oluyor. Bu geçişlerde Nibiru'daki varlıklar dünyaya iniyorlar, yok olmakta olan gezegenlerini kurtarmak için dünyadaki altınları alıyor, tehlikede olan gezegenlerini korumak için altın tozlarını atmosfere püskürtüyorlar. 2010 yılında vefat etmeden önce baştan Sitchin 2012 yılında Nibiru'nun tekrar geçeceğini söylemiş, bilimsel olarak bunun pek mümkün olmayacağını bildiği için geçiş tarihini ileri atarak 2085 yılında geçeceğini daha sonra iddia etmişti.
Çıplak göze Mars ve Venüs gezegenleri görülebiliyorken dünyanın 4-5 katı büyüklüğünde sürekli yaklaşan, yakın zamanda çok yanımızdan geçtiği iddia edilen çıplak gözle bile görülmesi gereken bir gezegenin ileri teknolojilerle üretilmiş teleskoplarla bile görülmemesi bu kuramın tamamen saçmalık olduğunu da gösteriyor. Zecharia Sitchin gibi bilim insanları Nibiru olarak isimlendirdikleri gezegen anlatımlarında bazı Sümer inanç olgularını göz ardı ediyorlar. Sümer kenti Ur'da Nanna ismiyle Ay Tengri'ye inanılıyor olması, ayı ve diğer gezegenlerin uydularını da gezegen olarak saymış olmaları ihtimaller arasında. Kardeşler kenti olarak da bilinen Ur kent ismi ve Nanna sözcüğü birleşiminden kardeşler kenti tanrısı anlamı çıkmakta. Milattan önce 2150 yıllarındaki yazıtlarda bilim adamları Sümerlerin tam manasıyla Nanna sözcüğünün kök anlamını unuttuklarını, Nannu sözcüğünü Na-Anna olarak ayırarak göğün taşı ve göğün insanı anlamları çıkardıkları bilgisine ulaşmışlardı. Daha sonraki dönemlerde Sami dillerinin kökenini oluşturan eski Aramice konuşan Akatlar bu ismi Nannaru olarak ayın tanrısı ve aydınlık anlamında kullanmaya başlamışlardı. Bana göre Nibiru gezegeninin ismi köken olarak Sümerlerde Nanna, Akatlarda Nannaru'dan türetilmiş olması daha gerçekçi. Milyonlarca ışık yılı uzaklığında bulunan süpernovaların varlığını keşfeden bilim insanları 3600 yılda bir dünya yakınından geçen ters yörüngede dönen bir gezegenin varlığını saklamış olmalarının mantıklı bir açıklaması yoktur. 3600 yılda bir dünya yakınından geçen Nibiru'nun 4000 yıl içinde hiç kimsenin görmemesi ise bu kuramı tamamen zayıflatıyor. Nibiru ve Anunnaki kuramını ileri süren insanların göz ardı ettikleri bir gerçek daha var ki bu kuramın tamamen akıl ve bilim dışı olduğunu gösteriyor. Anu'nun büyük uygarlık olarak Orta Asya'da Sümerlerden önce Sümerlerinde buradan göç eden insanlar olduğundan galiba bilgisi olmayan Sitchin gibi bazı araştırmacılar bu nedenlerden dolayı kuramlarını yanlış zemine oturtmuşlardı belki de. Çünkü Anu'nun kalbi Türkmenistan Karakum buluntuları olan devasal Göksuri uygarlığı kent ve bu kent mezarlıklarında yapılan kazılar Anu uygarlığını buradan göç eden Sümerlerden binlerce yıl önceden oluştuğunu gösteriyordu. Enlil, Enki, Ninlil gibi varlıkların Tengri ile insanlar arasında iletişimini sağlayan göksel varlıklar oldukları bana göre daha gerçekçi. Tarihte yaşamış kanlar olarak ismi geçen Sümeri kişilerin tanrılar olmadığını da bilmek zor değil. Çünkü Zisudra yani Nuh peygamber gibi kanları bilgilendiren, Tengri'den uyulması gereken kuralları getiren Enlil gibi göksel varlıklar vardır. Sümerler ve Akatlar konusunda en büyük uzman kabul edilen Kramer, Sümer çivi yazıtlarını çözen kişi olarak Sümerce çevirilerine başvurulan temel kaynaktır. Tarih Sümer'de Başlar isimli eseri, antropolog, tarihçi ve dil bilimcilerinin üzerinde çalışmalar yaptıkları başyapıttır. Yurdumuzda bile arkeolojik kazıları yöneten ve yönlendiren yabancı bilim insanları alanda toz toprak içinde harıl harıl çalışırken bizimkilerde acep ne bulunmuş diye gazete başlıklarını takip ediyorlar. Günümüzde bilim insanı olarak başvurduğumuz kişilerin yavan ve basit tarih anlayışlarından bir şeyler öğrenmek pek de mümkün olmuyor. İnsan ve insanlık tarihini ve köklerini araştırmakla yükümlü olan bu insanlar antik Yunan uygarlığı üzerinde yazılmış makaleler gibi Batı uygarlığı üzerinde yazılmış metinleri Türkçe'ye çevirmekten başka bir şey de yaptıkları yok. Oysa Türklerin İslam'ı kabul etmeden önceki dönemde Emevi Araplarla sürülen savaşlarda uğradıkları katliamların anlatılmadığı, gizlenen, karanlıkta bırakılan, üstü kapatılması istenen uzun bir dönem var. Batılı bilim ve tarih insanlarının kendileriyle ilgili yapıtlarını okuyup bunları gazete köşelerinde ve TV ekranlarında eğlenceye dönük söyleşilerde anlatmak daha kolaylarına geldiği için kafa yormak pek de işlerine gelmiyor. Bunlar bir de toplumu yönlendiren, aydınlatan araştırmacı, tarihçi sıfatlı kişiler oluyorlar. Toplum bizi biz yapan binlerce yılın süzgecinden geçerek oluşmuş. Örfünü, adetlerini, ruhunu kaybetti. Bu sözde tarihçilerse şov eğlenceye dönük söyleşilerde masal anlatmaya devam ediyorlar.
Dünya insanı gibi bulgularından fazlasıyla yararlandığım Kramer'ın Sümerlerle ilgili tespitlerinde Sümerler'de yaratılış şu şekilde özetleniyor. Sümerler'de ana olarak betimlenen ve kabul edilen Tanrı sonsuzdur, yaratılmamıştır ve tektir. Bakın, İslam'la aynı. Birbirine yapışık olan göğü ve yeri o yaratmıştır. Bu iki nesne arasında gaz sıkışmasından doğan basınç gücü sonucu yer ve gök birbirinden ayrılmıştır. Bu gazlı nesneye Tengri'nin kendisinden bir parça vermesi ayın oluşmasına neden olmuştur. Göğün ve yerin ayrılmasından sonra yeryüzü, bitkilerin oluşmasına ve hayvanların yaşamasına uygun hale gelmiştir. Yeryüzünde yaşamsal nesneler olan bütün canlılar, su, toprak ve havanın birleşmesi sonucunda güneşin devreye girmesiyle hayat bulmuşlardır. Şu bir gerçek ki, bir kısım siyasi, din ve bilim adamları bazı gerçeklerden rahatsız oluyorlar. Bazıları ise bilinçli olarak gerçeklerin üzerini kapatma çabasındalar. Azınlıkta olan bu saplantılı insanları rahatsız eden iki gerçek vardır. Birincisi, Sümerlerle ilgili bütün bulgular Türkistan Anu uygarlığından Mezopotamya'ya getirilmiş dinsel, örfsel olgular olmasıdır. Anu'dan Mezopotamya'ya 8000 yıl önce göç etmiş Sümerler ve günümüz Türkiye topluluklarla aralarından bunca kopuk zaman geçmesine rağmen yüzlerce sözcüğün aynı anlamlarla kullanılıyor olması, Sümerlerin insanlık taş devrini yaşarken Mezopotamya'da ileri uygarlık kuran insanlığın gelişmesinde en temel topluluk olmasından ve bunların ön Türkler olması, Hint-Avrupa dilini konuşan uluslardan başka üstün uygarlıkları başka ulusları kurmuş olmalarını mümkün görmeyen bir kısım batılı Aryanist ırkçısı, siyasi ve bilim insanlarını maalesef ki rahatsız ediyor. Bu nedenlerden dolayı Sümerlerin etnik kimliklerini ve konuştukları dilin hangi dil bütünlüğünde olduğunu gizlemeye çalışıyorlar. Günümüz Türkçesiyle en az 300 sözcüğün Sümerler tarafından da kullanılmış olmasına rağmen Sümerceyi akaik ölü dil konumuna koyuyor. Türkiye dillerin temel özelliğini gösteren eklemeli yazım özelliğini kullanmış olmalarını göz ardı ediyorlar. Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan alıntılanan sözcüklerle kirletilmiş olan günümüz Türkçesiyle bile Sümerce birçok sözcüğün ne anlamlara geldikleri 3 aşağı 5 yukarı anlaşılması karınlarını ağrıtıyor. Bu insanlar önceleri hiçbir bilimsel veri göstermeden Sümerlerin Hint-Avrupa dilini konuşan topluluk olduklarını söylediler. Lakin bu tahrifat ve yalanlarını artık hiç kimse savunacak durumda değil. Çünkü siz de farkındasınız ki her şey Anadolu'dan, yani Türk soyundan çıkıyor. Sümer ve Akat dili ve tarihinde en büyük uzman olarak kabul edilen Kramer, Tarih Sümer'de Başlar isimli eserinde gerçekleri yazarak bu tür saçma iddialarda bulunan insanların kuramlarını paçavraya çevirmişti. İkinci nedense Sümer Tengri inancıdır. Biraz bilim kurgu romantizmi ile Nibiru efsanesi üzerine odaklanmış insanların Sümerlerin inançsal olgularını işlemeleri bile Sümer inancı konusunda gerçek bilgi veriyor. Yanıldıkları noktalar Anunnakiler olarak dünyaya üst düzey varlıkların gelmesini Kalü Bela'dan beri var olan hak inancı olduğuna inandığım Tengri ile insanlar arasında aracılık yapan göksel varlıkları dünya dışı uzaylılara bağlamaları gibi az önce anlattığım ayrışmaları var. Önceki videolarımda defalarca dillendirdiğim gibi Tengri inancından etkilenmeyen inanç yok gibidir. İster yozlaştırılmamış haliyle, ister özünden uzak yozlaşmış haliyle olsun, sonraki dönemlerde oluşan uygarlıklar mutlaka etkilenmiş ve inançlarını bu inanç üzerine kurmuşlardır. 3000 yıl buluşlarıyla insanlığa yön veren Sümer uygarlığı sonlanmış olmasına rağmen Sümer yazısı ve dili bilim dili olarak 2000 yıl kullanılmaya devam ettiği için diğer inanç ve uygarlıkların Tengri inancı olgularından etkilenmemeleri mümkün değildir. Dünyadaki bütün inançlara öyle veya böyle kaynak olmuştur Tengri inancı. Uruk kenti Hakanı, efsanevi kişilik Sümeri Gılgamış'ın efsane olgu ve anlatımı bir sürü örneklerden bir tanesidir. Gılgamış destanında Gılgamış'ın gezegenleri dolaştığı anlatılmakta. Anlatımda Gılgamış, Meş gezegenini ziyaret eder. Bu isim antik Yunan'da Hermes, Romalılarda ise Merkür'e dönüşür.
Gılgamış'ın ziyaret ettiği gezegen Hinduizm'de güneş olarak hırsızların tanrısı olur. Bunlar değişik uygarlıklardır lakin ana kaynakları aynı olduğu için hepsinin temel özellikleri de aynıdır. Hepsi şifacı, şifa arayan hekimlerdir. Ne tesadüf. Gılgamış'ta ölümsüzlük bitkisini arayan, insanların ölmemesini amaçlayan bir kişi. Batı dillerinde Gılgameş yazımını gördükten sonra eski Yunan tanrılarından olan Hermes'in Gılmış efsanesinden araklanmış olduğunu görmek için özel bir bilgiye gerek de yok aslında. İşte bu bilgiler Aryanizmle kendilerini üstün insan konumuna koyan bir kısım batılı siyasi ve ırkçı bilim adamlarını ve Arapçılığı özellik zanneden yobaz cemaatlerini rahatsız ediyor. Tarihi gerçekler kabul edildiğinde Müslümanlar Arap faşizmiyle yoğrulmuş, Emevi inancını terk etmek zorunda kalacaklar. Hristiyanlar milattan sonra 325 yılında pagan kral Konstantin tarafından yazdırılan İncil'in hak inancıyla ilgisinin neredeyse kalmadığını görmüş olacaklar. Siyonistlerse bütün insanlığı sömürmek için yarattıkları, kullandıkları Babililerden arakladıkları Tengri inancı olgularının onlara ait olmadığı için kendilerinin seçilmiş insanlar olmadıklarını kabul etmek zorunda kalacaklar. İşte bu nedenlerden tarihi ve inançsal gerçekleri inkar etmek zorundadırlar. Ama ne yapılırsa yapılsın, tarihi gerçekler bir müddet gizlenebilir ama asla yok edilemez. Thank you.